Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Güneş 22'sine kadar Aslan Burcu'nda parlayacak. Yılın, Güneş'in en güçlü olduğu dönem. 22'sinden sonra ise Güneş sizin burcunuza geçecek. 22'sinden sonra doğan tüm Başak Burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Ağustos ayına biraz gerilimli enerjilerle başlıyoruz. Neden? Çünkü sabit burçlarda bulunan kolektif gezegenler Güneş sabitlerden geçerken daha zorlayıcı olabiliyor. 2 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndaki Güneş'in Kova Burcu'ndaki Satürn'e bir karşıt açısı söz konusu. Güneş-Satürn karşıtlığı yaşam enerjimizi biraz kısıtlar. Hayatta sorumluluklar, engeller, biraz böyle bizi zorlayan koşullarla alakalıdır. Genel sağlık konularını da işaret eder tabii ki. Özellikle 6 ve 12. aksınızda olduğu için bu Güneş-Satürn karşıtlığı, genel sağlığınıza biraz dikkat etmekte fayda var. Kronik sorunlarınız varsa bunlar kendini daha çok belli eder. Bir de yakınlarımız, özellikle ailemizdeki olgun yaştaki kişilerle de ilgili sağlık sorunları kendini daha çok gösterebilir. İş hayatınızda da hani mesleki konularda da biraz kendinizi sıkışmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. 6-7 Ağustos gibi bu sefer Güneş Uranüs'le zıtlaşacak ki Uranüs daha kontrol dışı, daha sürprizli gelişmelerle alakalıdır. Boğa burcunda Uranüs bu bazı hoş sürprizler de getirebilir size. Çünkü Uranüs Boğa burcunda size güzel de bir açıda bulunuyor. İşle ilgili belki beklenmedik bir seyahat olabilir ya da bir anda hızlı bir yolculuğa gitmeniz gerekebilir ya da eğitimle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Sizin veya çocuklarınızın ya da yakınlarınızla da ilgili olabilir bunlar. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşıyor. Evet, 12. evinizde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay aslında hayatınızda biraz böyle çok da sizin kontrolünüz dışında olmayan konularla alakalı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın sizin için tesirleri daha güçlü olacaktır. Bu burçlarda gezegenleriniz bulunmuyorsa çok fazla etki almayabilirsiniz. Bu yeni ay hayatınızı şöyle bir gözden geçirmeniz, biraz dinlenmeniz, biraz böyle belki o yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp bir tatil yapmanız, biraz uzaklaşmanız için fırsatlar getirebilir. Aynı şekilde kendinizle ilgilenmeniz, kişisel bakımınız, sağlık kontrolleri, bir sağlık sorununuz varsa onu tedavi ettirmeniz için de imkanlar verebilir. Manevi anlamda da çok güçlü tesirler var. Hani hayatın biraz daha böyle ruhsal alanlarına bu yeni ay döngüsünde çekilebilirsiniz. İşte beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Bir diyete başlayabilirsiniz. Bir check-up yaptırabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınız varsa belki onları bir düzenleyeceksiniz. Hayatınızdan çıkaracaksınız. İş konularında özellikle sizi kısıtlayan koşullar varsa bunları keşfedip belki iş ve çalışma koşullarınızı düzenleyeceksiniz. Tüm bunları gündeminize alabileceğiniz bir yeni ay. 22 Ağustos'a kadar olan 2 haftalık süreç yeni ay gündemlerimiz hayatımızda kendini gösterebilir. Evet, ay boyunca Mars burcunuzda sevgili Başaklar. Aslında Ağustos ayında enerjiniz yüksek görünüyor. Şimdi Mars çok mükemmelliyetçidir Başak burcunda. Çok da çalışkan ve titizdir. Demek ki hayatınızda uğraştığınız bir şeyler var. Ve ayın 11'inde gezegeniniz Merkür de Başak burcuna geçiyor. Ayın ilk yarısında Venüs de Başak burcunda olacak. Yani bu ay siz öyle çok da fazla geri planda durmuyorsunuz aslında. Yani zorunlu olarak biraz geri çekilişler olabilir ama genelde hep böyle bir zihinsel olarak, fiziksel olarak aktif bir aydasınız. İşlerle ilgili, öğrenciyseniz eğitimle ilgili koşturmalar var. Kendinizle ilgili bazı belki kendiniz, sağlığınız, bakımınızla ilgili bir şeyler söz konusu. Buralarda hep böyle bir hareket içerisindesiniz. Özellikle ayın 17'si, 18'i, 19'u çok verimli olabilir sizin adınıza. Yani hem zihinsel anlamda hızlı, çok fikir üretebileceğiniz, zihninizin çok hızlı çalıştığı, hem kendinizi çok enerjik hissettiğiniz süreçler. Buralarda çok hızlı kararlar alabilir. Hayatınızda çözüm bekleyen konularda
çok somut bazı sonuçlar alabilirsiniz. Bir anda hızlı bir şekilde böyle bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Bir anda hani işle ilgili, eğitimle ilgili yine hızlı gelişmeler olabilir. Genel olarak çok olumlu ve verimli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Ayın 16'sından itibaren Terazi burcuna geçen Venüs maddi koşullarınızı da iyileştirmeye başlıyor. Yani Venüs terazide çok güçlüdür ve sizin de para eviniz zaten terazi. Venüs para alanınızda yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin belki burada parasal getirilerini arttırmaya başlayacak. Hani böyle bir rahatlama var maddi koşullarda. Yani en azından belki para harcamak istediğiniz alanlarda keyif içinde olabilir bu. Daha rahat harcayabileceksiniz parayı ya da daha güzel, verimli alışverişler yapabileceksiniz. Bu imkanları size verebilir Venüs'ün geçişi. Ancak Mars'a ay boyunca biraz dikkat etmek gerekiyor. Şu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars enerjinizi arttıracak, ancak sizi bazen çok aşırı eleştirel yapabilir. Çok sinirli, agresif yapabilir. Özellikle Merkür'le de birleşeceği için hem kendinize karşı hem etrafınıza karşı, zaten siz eleştirel bir burçsunuz, çok mükemmelliyetçisiniz. Şimdi bu iki gezegen burcunuzda her şey kusursuz olsun istiyorsunuz. Her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bu anlamda çok yorabilirsiniz hem kendinizi hem etrafınızı. Fiziksel anlamda da biraz böyle kazalara, sakarlıklara açık olabilirsiniz. Yani kendinize dikkat edin. Çok zor açıları yok. Çok yani stresli açılar yok. Ama yine de kendinize dikkat etmekte fayda var bu anlamda. Ayın 22'sinde Kova burcunun 29 derecesinde dolunay meydana gelecek. Evet, bu yazın ikinci dolunayı bu. 24 Temmuz'da da 1 derece Kova'da dolunay yaşadık. Şimdi 22 Ağustos'ta tekrar 29 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay aslında Temmuz ayındaki dolunayla bağlantılı. Yine iş hayatınızla ilgili konuları, genel sağlığınızla ilgili konulara işaret ediyor. Temmuz ayında uğraştığınız, başladığınız konular, mevzular şimdi Ağustos ayında sonuç verebilir veya hani istediğiniz sonuca ulaşabilir. Sabit burçların son dereceleri etkilendiği gibi değişken burçların ilk dereceleri de etkileniyor. Çünkü dolunayın hemen ardından Güneş Başak burcuna geçecek. Özellikle doğum günü 22 ile 27 Ağustos olan Başak burçlarımız bu dolunaydan etkilenecekler. Bunun yanı sıra yükselen burcu da tabii ki özellikle 0 ve 5 derece arasında olan Başak burçlarımız etkilenebilirler. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçların son derecelerinde ve değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan etkilenebilirsiniz. İş hayatınız, mesleki hayatınız, çalışma koşullarınızla ilgili bazı dönüşümler olabilir. Bitişler, sonlanmalar da olabilir. Bazı elde edişler de olabilir. Aynı şekilde sağlık konuları ve günlük hayatınızda işte yaşam koşullarınız, tüm rutinlerinize işaret ediyor bu. Çalışma düzeniniz, beslenme düzeniniz, sporunuz, giyim kuşamınız, kronik sağlık sorunlarınız, tedavileriniz, tüm buralarda bazı önemli farkındalıklar ve bununla beraber önemli verilecek kararlar, bitişler, yeni başlangıçlar dolunay gündemimizde olabilir ve ayın özellikle son haftasını da bu dolunay enerjileri şekillendirebilir. 22 Ağustos'ta artık Güneş burcunuzda parlamaya başlıyor. Artık sizin doğum günü kutlama zamanınız. Güneş yaşam enerjinizi arttırıyor. Eylül'ün ilk haftasında da zaten burcunuzda güzel bir yeni ay doğacak. Bu yeni ayda hayatınıza yine bireysel olarak yenilikler getirmeniz, kendinizi göstermek, kendi inisiyatif alıp kendinizi gerçekleştirme anlamında yeni kararlar verebileceğiniz güçlü bir dönemi işaret ediyor sevgili Başaklar. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.